Şurada da bir... Aslında buna geldi gibi. Mesela çok milimetrik çizime gerek yok. Milimetreye gerek yok. Tamam. İşte burada 137 binlerde bir direnç var. Tamam, şimdi haftalık... Dirence geldiği zaman ne yapacağız diyeceğiz ama zaten o tamam, geçen hafta... Peki dirence geldiğinde ne yapacağını haftalıktan nereye inmen lazım anlaman için? Evet. O haftalık. Nereye bakman lazım? Haftalığın içine girip nasıl analiz edeceksin? İşte 60 dakikalığa gireceğim. Ondan önce günlük var. Pardon. Günlüğe gel. Günlük hem buradayız. Şu zaten aşağıdan gelen yükseliş trend çizgisi. Buradan yukarı çıkıyor. Mesela günlükte şu anda ne oluyor? Günlükte şu anda düşüşte. Ama buradan direnç, pardon, desteklerimizi çizeceğiz. Şurada bir tane görüyorum. Yukarıda nereden dönmüş? Yukarıda nereden dönmüş? Yukarıda. Nereye gidememiş? Bir saniye. Zaten oraya gelememiş değil mi? Peki oraya gelememesini başka hangi indikatörden anlayabilirdin? Aşağıda sana bir yer şey vermiş mi? Satışa geçmiş. Neydi? Şu parabolikler satış çıkarmış. O yukarı doğru gelirken dirence orayı kırıp kıramayacağını bulabilir miydin? Tabii ki RSI'ya bakacağız. Zaten RSI aşırı alımdaydı burada. RSI zaten güç kaybettiğini göstermiş. Aferin. Zaten oradan da bu aşağıya doğru gelmiş. Şimdi RSI sert gelmiş ama hafif bir daha artık şey geliyor. Yani peki, çok sert geldi. Peki şu anda o trend kuvvetli bir yükseliş trendi değil mi? Nereden başlamış trend? Kısa vadede son 10 günde. Yani hayır, son 10 günde günlük grafiğe bakıyoruz. Günlük. Son 10 güne nereden başlıyor? En dip nereden başlamış? En dibi işte oradan başlamış değil mi? Atıyorum, şimdi peki bu trend peki devam mı edecek? Dönecek mi? Nereye bakacağız? Trend devam et ya trende belki bu şuralara kadar bir düzeltme gelse burada çok şaşırmayız. Çünkü zaten atıyorum 112 binlerden 137 bine kadar bir çıkış yapmış. Atıyorum burada bir 125 bine kadar. Ama bir dakika iyi de yani niye peki mesela Bollinger bantlar daralıyor mu? Daralıyor ama Bollinger bant çok parabolik. Geniş. Burada bir hareket açıklığı var. Şuraya da gidebilir. Peki nereye doğru yukarı? Tamam peki güzel. Oraya da gidebilir. Buraya da gidebilir. Evet. Güzel. Doğru. Şurada da bir desteğim tamam, var doğru, zaten. Şu anda destek 3 kere günlük demiş. Atma. Doğru. Oraya da gidebilir. Yani buradan yukarıda tepki yapabilir. Aşağı düzeltebilir de. Peki günlükte iki tarafa da varsa hareket. Peki bunu nasıl inceleyeceğiz günlüğü? Dur kafam. Günlük grafiği. Şimdi bak aylığı daha demin haftalığı incelerken günlüğe indik. Tamam, günlüğü incelerken nereye ineceğiz? 60 dakikaya bakacağız. Güzel. 60 dakikalık. Ne olmuş 60 dakikalıkta? 60 dakikalıklarda şu anda bir hafif bir yatayda gözüküyor ama şöyle bir şu şekilde bir daralan bir üçgen var. Bu daralan üçgeni uydurma. 30 dakikalıklara baksak. Nerede aslında destek yapmış 60 dakikalıkta? 60 dakikalıkta tamam, aslında daha iyi gözüküyor. Hemen çiziyoruz. Yatay. 60 dakika hemen hemen buralarda bir destek orası, yapmış. Neresi orası çok önemli yer şimdi artık? Atıyorum 128 binler. Evet. Buradan da ufak bir... Niye skaladı? Aç bakayım grafiği niye yazmadı hafif böyle rollerla aç. Bak yazdı. 129 bin. Değil mi? Şimdi bu VWAP30 kontratında orası önemli. Şimdi evet. Bantlar daralmış mı? Bantlar daralı. Şu anda zaten... RSI nasıl? RSI yani, ortalar. Buna yorum yapamayız. Doğru mu? Peki endeksin yukarı gitmesine... Ne sebep olabilir korelasyon piyasalarda? Yani VWAP piyasasının yukarı gitmesi için başka dünyada nelere bakabiliriz? Dünyada S&P'ye bakacağız. S&P'de Amerikan borsasında ne olup bitiyor? DAX'a bakacağız. Doğru. Yani bizim şimdi içimizdeki piyasa olduğu için dolar TL'ye de etkileyebilir. Değil mi? Ona da bakacağız. Güzel. Ama senin şu anda buradan gördüğün grafikte yani günlükte her iki tarafa da gidebilir. Doğru. Evet. İçine girdiğimiz zaman günlüğün 30 ve 60 dakikalıklarda 129.600'lerde önemli bir destek yaptı. Evet. Değil mi? Burası çok kritik. Burası kırarsa stop out olur musun? Ya olurum tabii. Olursun. Şunun ama buralardan kırayım. Şimdilik destek bulmuş. Tekrar yukarı tepki vermek istiyor gibi gözüküyor. Evet. Peki yukarıda nereler var kritik dirençler? Hani kırdığında hareketin hızlanabileceği. Hareketin hızlanabileceği yeri ben şöyle düşünüyorum. Daha önce desteği kırıp hızlı bir satış geldiyse orasına bakıyorum. Atıyorum. Şurası. Neresi? Çiz bakalım. Bu 60 dakikalık ama günlükte fark etmez. Yok günlükte bakmaz. Yani günlükte onu göremezsin. Tamam 60 dakikalıkta bakalım. Trend. Yatay.
Atıyorum şurası. Burada güzel. Ciddi bir satış geldi çünkü. Evet. 130-900'ler tamam. Var. Peki daha önce bir direnç çıkarmadı mı o grafik? Bundan önce de dirençler var. Nereler var? Çiz. Ah sile girme. Sağ klik yap direnç. Direnç. Yatay. Burası var. Çünkü buradan bir yukarı toplar doğru, gibi yapmış tekrar doğru. Gelmiş yine toplar gibi. Aynı yapmış. Zamanda da aslında orada bir hafif bir içinde bir düşüş trendi de var. Yani alçalan hani şey dedi. Evet. Şöyle bir doğru gidiyor. Doğru. Ama buradan mesela da onu aslında kırmış şimdi ama mesela en kısa vadede direnci nerede buranın? En kısa vadede direnci hemen hemen şurası oluyor. Güzel. Orayı da çizelim. Şimdi burası patladığı anda eğer S&P dolar izin verirse tekrardan evet. Belki yukarı doğru bir hareket yapmak isteyecek ama kritik aşağıdaki destek neresi en önemli? 120. Hani orası kırıldı mı bizim benim stratejim biter stop out olurum dediğin yer neresi? 129.600. Değil mi? Orası. Evet. Çünkü bu daha önce de burada. O zaman ne olacak işte bu günlük grafik o zaman ya orayı kıracak aşağı doğru evet. Düzeltme başlayacak. Peki yukarı doğru bu grafik tepki verirse günlüklerde tamam. Yukarıda ne gibi bir hikaye olabilir? Günlüklerde tepki verirse. Yani bir çift tepe yapma olasılığı olur mu? Nereyi kırarsa bir boy daha koyar. Parabolikler satta, parabolikler direnç olabilir mi? Şöyle bir şey çizebiliriz. Ya burada zaten vardı. Şunu biraz aşağıya alıyorum. Yani. Burada da olabilir. Bantlar daralıyor. Ya şöyle yapsak günlükte. Şuraya aldım. E tamam oğlum o ne alıyorsun? O zaten işin başlangıcı. Pardon, geçmiş pardon, gitmiş pardon. Şuradan zaten kaldıracaktı. Şuradaki çanağı alıp. Nerede çanak? Kısa vadede nereden düzeltme geliyor başlamış? 3-4 gün önce nereden düzeltmiş? İşte 3-4 gün önceye gel. 4 bar önceye. Şurası. 3-4 bar önceye gel. Bak onun bir üst günlük. Barına bak. 135 bine gel. Bak. Bak buradan düzeltme geliyor. Tamam. Değil mi? Buradan düzeltiyor. Oradan i̇şte şu şimdi çanak o zaman şurası oluyor. Değil mi? Oradan çıkınca kalktığı zaman. Yani hemen hemen. Çizemiyorum. Heh. Şöyle yapalım. Trend. Ölçüm müydü? Trend çiz. Trend çiz. Aha. Şimdi aşağı kırarsa o boy. Aşağı kırarsa yukarı kırarsa da öbür boy. Boy peki boyunca. Yukarı kırarsa. Peki yukarıda bir RSI'nin desteklemesi lazım. İki parabolikler sattı hala. Direnç olarak gelecek karşına. Evet. Değil mi? Demek ki yukarı doğru biraz zorlanabilir zaten yani. Bundan önce işte dediğimiz gibi Bollinger Band'a dokunulacak. O ona direnç olabilir. Aşağıda güzel. Da buraya koyarsam. Yani buradan yukarı tepkilerde hani 135.000, 136.400 seviyesinin kırılıp bir boy daha 144.000'e gideceğini mi düşüneceğiz? Yoksa o 136.000'lerde bir çift tepe gelme ihtimali mi düşüneceğiz? Değil mi? Hikaye bu olacak evet. Aslında. Doğru. Değil mi? Aşağı ama günlüklerde şu anda hani saatlik ve yarım saatliklere baktığımız zaman zaten görüntü bu. En önemli destek de zaten şu 129.600 seviyesi. Doğru mu? Evet. Yani ben konuşuyorum sen doğru mu diyor? Tamam, evet diyorsun ya. Işte. Nasıl olacak bu iş ya? Ulan bir de en iyi öğrencimsin ha. 60 dakika ama şunu da burada bak. Görüyorum. Şurası var ya buradan çok önemli kalmış. Burası çok önemli bir destek. Mesela burası kırıldığı zaman mesela parça atıyorum 10 tane mermim var. Ben ikişer ikişer atmak yerine burada biraz daha birkaçar atmayı düşünürüm aşağıya. Çünkü burası çok önemli bir destek. Yani orası kırılırsa ateş ederim diyorsun yani. Hani şuradaki yukarı kırılmada o kadar çok ateş etmem ama buradaki aşağı kırılmada daha çok ateş etmeyi düşünürüm. Peki orada eğer sel açarsan peki stopunu nereye koyarsın? Stopu bir tabii kendi marjinimi ayarlayarak burada nereye stop koyacaksın? Nerede bir üstteki tepe? Bir üstteki tepe 131. Ha, en kötü oraya tabii veya şu en son dayanabilecek miyim 15-20 dakikalıklarda. O var. Unalttın beni, bitirdin beni ya. Bitirdim vallahi bitirdin. Bir de en iyi öğrencim olacaksın bak Ahmet ya. Çok moralim bozuk vallahi billahi ya. Şimdi millet diyordur ki bu adam nasıl çalışamadın mı? Niye çalışamadın? Abi işte hastanede hastanedeydin. Yalana bak dans ediyordun. Ne dansı abi? Pazartesiden pazartesine gidiyoruz ya.